Anayasa tartışmaları gündeme geldiği tarihten itibaren hep aynı soruyu yönelttim. Neden değiştirmek istiyorsunuz diye sordum. Anayasa değişikliğinin mimarı iki partiden beyhude yanıt bekledim. Neden dedim. İzah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi devasa sorunlarımız dururken neden şimdi diye sordum. Terörist, hain olmakla suçlandım. Darbeye karşı dimdik duran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni neden büyük ölçüde işlevsiz bırakıyorsunuz diye sordum. Sen de darbecisin iftirasına başvurmalarını hayretle ve üzülerek izledim. Sizler de tanıksınız. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı defalarca televizyonlarda tartışmaya davet ettim. Ama hakikatin ortaya çıkmasından korktular, gelmediler. Adalet denen kavramı yerle yeksan ederek her gün saatlerce ekran başına kilitlenip kurulup kendi düşüncelerini topluma aktardılar. Nasıl anlattılar ama neden sorusuna hiç ama hiç cevap vermediler. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. AK Partili, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaşlarım. Gelin Cumhuriyeti koruyalım. Eğer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralım. Neden? Şimdi anayasa değişikliğiyle 17 temel soruyu bir kez daha sormak ve hatırlatmak isterim. Siz de akıl süzgecinden geçirip vicdanınıza sorun. Evet ya da hayır oyunu ondan sonra kullanın. Anayasa değişikliğinin ikinci maddesiyle yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayısı 600'e çıkarılmak ve en az 187 trilyonluk bir yük vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin üçüncü maddesiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indiriliyor. Ancak askerliğini yapmamış milletvekillerinin ömür boyu askerlikten muaf tutulacakları sözü veriliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 5, 6 ve 16. maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakanları denetleme görev ve yetkisi kaldırılıyor. Milletvekillerinin meclis kürsüsünden bakanlara sözlü soru sormaları dahi sona erdirilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7. maddesiyle Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı ortadan kaldırılıyor. Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın bir partinin genel başkanı da olması isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 8. maddelerine göre bir partinin genel başkanı, siyaset dışı kalması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de başkomutanı yapılmak isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7. ve 8. maddelerinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı da olan bir genel partinin genel başkanına tek başına milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi veriliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 8 ve 16. maddelerine göre Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. Yetki tek adama veriliyor. Osmanlı'da dahil olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana var olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'ndan vazgeçilmek isteniyor. Neden? Mevcut anayasaya göre kamu atamaları kriterleri liyakat esasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirleniyor. Anayasa değişikliğinin 8. maddesine göre ise aynı zamanda bir partinin genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı'nın atama kriterlerini tek başına belirlemesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı'nın tek başına hem atama kriterlerini belirlemesi hem de genel müdürleri, müsteşarları, büyükelçileri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, rektörleri, müftüleri ataması isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 8. maddesine göre Cumhurbaşkanlığının yokluğunda seçimle gelmiş milli iradeyi temsil eden, aynı zamanda parti grupları arasında tarafsız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesi uygulamasından vazgeçilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 8. maddesiyle ekonomik ve sosyal
konuların tamamında Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi verilmek isteniyor. Örneğin kıdem tazminatı bir gecede sıfırlanabileceği gibi asgari ücret de dondurulabilecektir. Neden? Mevcut anayasaya göre yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan'a sevki için 276 oy yeterliyken anayasa değişikliğinin 9. maddesine göre tek adam rejiminde 400 oy şartı getirilmek isteniyor. Bu aşılmaz zırh neden? Anayasa değişikliğinin 10. maddesiyle Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakarak istediği kadar başkan yardımcısı ve bakan atama yetkisi veriliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7, 10 ve 16. maddeleriyle Cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı dahil olmak üzere merkezi idareyi tek başına istediği gibi şekillendirme yetkisi verilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 11. maddeleriyle Cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetme yetkisi verilmek isteniyor. Atatürk'e bile verilmeyen bu yetki tek adama verilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 12. maddeleriyle Cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına olağanüstü hal ilan ederek yayınladığı kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verilmek isteniyor. Bu yetkiyle 80 milyonun can ve mal güvenliği tek bir adama emanet ediliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 14. maddeleriyle bir partinin genel başkanına hakim tayin etme yetkisi ve yargıyı siyasetin kontrolünü alma fırsatı tanınmak isteniyor. Değişikliğe göre bir partinin genel başkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Başsavcı Vekilini, Danıştay üyelerinin 1/4'ini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yarısını kendisi tayin edecek. Neden? Anayasa değişikliğinin 16. maddesiyle Cumhurbaşkanı kendi uygulamalarını denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün üyelerini kendisi atayacak. Neden? Bize, sizlere neden bu anayasa değişikliği sorusunun yanıtı henüz verilmedi? Hakaretlerle, iftira ve yalanlarla bu soru geçiştirildi. O yüzden 16 Nisan referandumunda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler. Sorularımıza cevap verilmediği için hep birlikte hayır diyerek bir demokrasi destanı yazacağız. Buna inanıyorum ki Türkiye'ye de yakışan budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.